Sevgili Tavşan halkı, Tavşanı Belediyesi Web TVC aracılığıyla gündeme dair konularda gerekli bilgiyi, bilgilendirmeyi ve açıklamayı yapmak üzere sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye genelinde Muhtarlar Günü kutlaması var. Dolayısıyla e, tavşanlı ve köylerine bağlı, muhtarlarımızın bir bölümü Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'da misafiri, bir bölümü diğer bir bölümü de Tavşanlı Belediyemizin misafir olacak. Muhtarlar toplumun bir e, direği, aynı zamanda e, toplumla idare arasındaki bir birleştirici, bilgi akışını sağlayıcı kurum haline geldiler. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımız e, Yönetimsel anlamda muhtarlara çok farklı bir değer verdi. Ee, onları daha etkin bir pozisyona getirdi. Hatta e, yani vatandaşa karşı hizmetlerinde ekonomik anlamda sıkıntıya girmesinler düşüncesiyle e, maaşlarını asker ücret seviyesine çıkardı. Sigorta bedellerini öder hale geldi. Geçmiş dönem muhtarlarımıza baktığımız zaman bu dönem e, onlar açısından muhtarlarımız, muhtarlarımız açısından fevkalade mutluluk verici, huzur verici ve hizmette gurur verici bir dönem. Günlere tekrar hayırlı olsun. Gündem Tavşanlı Belediyesi revizyon ve ilave imar planı. Yaklaşık 3 veya 4 sene öncesinde Tavşanlı Belediyesi'nin Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar çerçevesinde Tavşanlı Belediyesi'ne ait mevcut imar planının yenilenmesi, revizyonu ve 2009 yılında mahalle pozisyonuna dönen Dedeler ve Beyköy mahallelerinin de yeniden imar planı çalışmaları yapılması ve de e, mevzi koordinatlarda çalışılan imar planının parselasyon planlarıyla uyumlu hale gelmesi ve GIC modeli yani memleket koordinatına dönüştürülmesi ilgili, ülke koordinatına dönüştürülmesi ilgili sayısal anlamda imar planlarının hazırlanması, tavşanı genelinde tüm kurum ve kuruluşların imar planı üzerindeki son bir defa görüşlerinin alınması, yine yapılacak olan inşaatlarda bireysel bazda jeolojik etüt ve jeofizik etütten daha ziyade alan olarak tavşanın genelini kapsayan bir alanda jeolojik etüt ve jeofizik etütlerinin yaptırılması amacıyla İleri Bankası'na yetki verilmişti. Bu yetki çerçevesinde bir firma hali hazırın yenilenmesi, jeolojik ve jeofizik etütlerinin hazırlanması, imar planı yapılması ilgili konuyu e, İller Bankası'ndan aldı ve hem alan firma jeolojik etütlerini hazırladı, alt taşeron kullanmak suretiyle de diğer imar planı çalışmalarını yaptı. Ee, Ekim ayı belediye meclis toplantısında da hazırlanmış olan revizyon imar planı ve ilave imar planı kabul oldu. 3.194 sayılı imar kanunun belediye meclisine vermiş olduğu yetki çerçevesinde. Şimdi bundan sonraki süreç kabul edilen, onaylanan imar planlarının askıya çıkarılması 30 gün süreyle bu askı konusunda da yine kanun diyor ki e, mahallin görebileceği alanlarda ve aynı zamanda ilan yoluyla duyurulmak suretiyle gerekli askı yapılır 30 gün süreyle 30 gün süreyle vatandaşlar imar planına itirazda bulunur. 30. gün 30. günü yapılan itirazların değerlendirilmesi Yine Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi'nin almış olduğu karar çerçevesinde komisyona havale edilir. Komisyon değer gördüğü, itirazı değer gördüğü konuları değerlendirmek suretiyle İller Bankası'ndaki o fenli mesul şehir planısına düzeltmelerin yapılması amacıyla planları tekrar gönderir diyor. Bu yasal bir süreç. Şimdi Belediye Meclisi'nde onamadan önce, bu imar planlarının taslak halini Tavşanlı Belediyesi imar Komisyonu kendi içerisinde değerlendirildi, değerlendirdi. Ve mevcuttaki aksaklıkları ortadan kaldırmak amacıyla planlarda çalışmaları yaptı. Fakat önümüze gelen planlarda komisyonun değerlendirdiklerinin haricinde yine bir eksiklik olduğu ortaya çıktı. Bunu ben Tavşan halkıyla paylaşmak üzere bu basın açıklamasını yapıyorum. Ee, bazı caddelerde ve bazı sokaklarda mevcut kat adetlerinin düşürüldüğü bizce de şahit oldu. Tespitimiz bu doğrultuda. Şimdi bu kat adetlerinin düşüklüğünün oluşturacağı handikaplar var. Her şeyden önce e, toplu kooperatif mahiyetinde, site yönetimi şeklinde kat karşılığında yapılan sistemde e, kat mülkiyetine geçen yapıların veya kat ittifakı oluşturulan yapıların kat düşürülmesiyle bundan sonraki dönemde mal sahiplerinin aleyhine bir durum söz konusu mu? Evet söz konusu. Bunu tolere etmek amacıyla e, tavşan genelindeki mevcut kat adedinin e, verilmiş olan kat adetlerinin, yapılaşmış olan kat adetlerinin aynı muhafazası ile ilgili zaten belediyedeki arkadaşlar gerekli tespitler yaptılar. Bunu İller Bankası marifetiyle Baskı süresinden sonra tekrar düzeltme eğilimi ve eylemi içerisine girecekler. Şimdi can sıkıcı konu şu. Ee, görsel basında, Facebook'ta, Twitter'da yahut da Instagram'da bazı arkadaşlar e, askıya çıkmış olan imha planı ile ilgili güya uzman görüşü aldık adı altında Toplumu velveleye veren, fitnenin ve fesadın altyapısını oluşturan açıklamalar yapmışlar. Şimdi ben tavşan halkından şunu rica ediyorum. İmar planları alenidir. Şeffaftır. Ve vatandaşın bilgisine değişik araçlarla sonulur. Eğer imar planı üzerinde, planı yeteri kadar okuyamama, irdeleyememe ve kendi mülkiyetiyle ilgili durum tespiti yapamama durumu olacaksa bununla ilgili zaten bizim belediyenin e, imar servisinde ve imar koridorlarında planlar askıya çıktı. Servisteki arkadaşlar vatandaşa gerekli izahatı yapıyorlar. Yine Dedeler Mahallesi'nde, o Mahallesi'nde ve değişik mahallelerde Mahalle muhtarlarına bölgelerine ait e, imar planlarının suretleri teslim oldu. Oralarda da ayrıca askıya çıkıyor. Yani şunu anlatmak çalışıyorum. İmar planları gizli değildir. Alenidir, aşikadır. Bu aleniyeti ve aşikarlığı sağlamak amacıyla biz mahalle muhtarlarına kendi bölgelerinde ilgilendiren bölümlerini teslim ettik. Artı Tavşanlı Belediyesi İmar e, Müdürlüğü'nün bulunduğu katta planlar sergilenmekte. İsteyen vatandaşımız ama mahallesinde ama e, belediye gelmek suretiyle bu aleniyeti görüp kendi mülkiyetiyle ilgili son kararın ne olduğunu görebilir ve itirazı varsa da buna dönük olarak da itirazını yazar, bırakır, gider. Biz bunu değerlendirmesini yaparız. Şimdi tavşanı da ee, Facebook üzerinden yayın yapan olan bir arkadaş kendi sayfasında e, bir uzman görüşü adı altında imar planının e, askıya çıkarılmasını değerlendiriyor. Cümleler son derece yanlış. Evet. Sanki gizlenen bir şey varmış algısı oluşturmaya çalışıyor. Ve şöyle bir kanaat da oluşturuyor. Diyor ki 30. günden sonra itirazlar yok. Böyle bir olay yok. İmar planlarına itiraz belediye var olduğu sürece bu imar planı uygulamada olduğu sürece her an, her dakika, her saat, her gün, her hafta, her ay yapılabilir. Yine söylüyorum. imar planlarının 30. günden sonra askıya çıkması konusu yani askıdan indirilmesi ve itirazların değerlendirilmesi son nihai final değil. Ondan sonraki dönemde de eğer vatandaşımız imar planı üzerinde itirazda bulunacaksa belediyeye gerekli müracaatını yapar. Belediye meclisi konuyu değerlendirir ve belediye meclisinin e, vermiş olduğu yetkiyle bir şehir planı tarafından gerekli düzeltme ve tadilatlar yapılır. 30 günün sonundaki değerlendirmelerde şu anda yetki sadece iller bankasında. Yani düzeltme yetkisi. Ama ondan sonraki noktada belediyenin almış olduğu karar çerçevesinde düzeltme yetkileri belediye, belediyenin uygun gördüğü karne grubuna sahip olan şehir plancılarında. Bunu niye izah etme zorunluluğu gördük? Bunca senedir emek verdiğimiz, hatta e, hani internet ortamında yayınlanabilir sayısal ortam haline getirme gayretinde bulunduğumuz kadastro verileriyle imar verilerinin üst üste çakıştığı, uygun hale geldiği ve sonraki dönemlerde vatandaşın belediyeye gelmeden e, belediyenin web sayfasından kendi mülkiyetiyle ilgili imar durum belgesini alabildiği bir sisteme doğru biz hazırlık yapmıştık. Bu planlarla beraber. Ve bu hazırlık esasında modern bir belediyeciliğin ee, öncüsü olacaktı. Çünkü e, GIC modellemesiyle yani GIS modellemesiyle tavşanı da insan, vatandaşlarımız kendi parselinin üzerine tıkladığı zaman aynı zamanda e, onun hazırlığını da yapmıştık biz bu anda. Binasının durumunu görme imkanına da sahip olacak. Binasını yıkıp yeniden yapma durumunda e, nasıl bir çap alabilme imkanına da sahip olduğunu görme imkanını sağlayacaktı. Buna dönük bir çalışma inşallah e, hayata geçecek. Bundan eminiz. Sadece vatandaşımızdan emin olmasını istediğimiz bir konu var. İmar planları alenidir, aşikardır, e, herkes açıktır. 30 günlük dönem içerisinde vatandaşlarımız belediyeye gelmek suretiyle veya malinde kendi parseliyle ilgili, durumu ile ilgili e, varsa bir sıkıntı. Onu belediyeye bildirir. Belediye meclisi değerlendirmek suretiyle düzeltilmesi gerekiyorsa İllali bankasına yazıyı yazar. İllali Bankası da fenli mesule gerekli düzenlemeleri talep eder. Bunun haricinde şu anda yapılacak herhangi bir yol ve yöntem yok. Biz belediye olarak mevcut eksikleri şu anda zaten teslim tespit ettik. Bunlarla ilgili yazışmalarda... Vatandaş olsa da olmasa da itiraz noktasında zaten biz kendi itirazımızı belediye olarak yapacağız. Kamuoyundaki bu tür yanlış bilgilendirmelere itibar edilmemesini, yani bir uzman görüşü adı altında e, yanılgı dolu cümlelerin bizim için bir anlam ifade etmediğini, çünkü esas uzmanların belediyenin içerisinde e, görev alan arkadaşlarla birlikte, Belediyenin imar komisyonu olduğunun bilinmesini biz hasreten rica ediyoruz. Kanun herkese eşittir. Dolayısıyla 3194 sayılı imar Kanunu bu anlamda şunu emrediyor. Vatandaş kendi mülkiyetiyle ilgili her an itiraz yetkisini kullanabilir. Belediye de bu itirazı kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve haklıysa vatandaş o hakkı da vatandaşa teslim eder diyor. Ben Konuyla ilgili vatandaşımızın hassasiyet göstermesini, planları sağlıklı bir şekilde irdelemesini, itirazlarını belediyemize iletmelerini bu anlamda beklediğimi ifade etmek istiyorum.